Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse geçen dersimizde biz Deccal'le alakalı kısa bir vaaz ettik, kısa bir meseleyi ele aldık, tahlil ettik. Aynı keza İsa aleyhisselam, Mehdi aleyhisselam konularını aşağı yukarı işlemişizdir. Sebep olarak diyecek olursanız, çünkü biz ahir zamandayız ve gerçekten başta ne dedim? Dedim ki sosyal medyada muazzam bir, böyle nasıl sana söyleyeyim, yalancı sufyanlar mı, sahtekarlar mı, şizofrenler mi, akli kıtlığı olanlar mı? Gerçekten böyle nasıl, yani birilerinin projesi mi olduğu bilinmeyen, soyu, sopu, nezebi bilinmeyen acayip adamlar türemiş. Biri diyor ben İsa Mesih'im, biri diyor ki ben kurtarıcı Musa'yım, öbürü diyor ki ben işte Mehdi Aleyhisselam'ım, öbürü diyor ki ben vaat edilen, işte Allah'ın vaat ettiği, peygamberin sünnetiyle bildirdiği Mehdi Muhtazar'ım vesaire. Böyle sürekli söylemler var ve bu insanların sürekli sosyal medyada insanların akıllarını çevirdiklerini ve insanların özellikle mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatür veya mütevatir haberlerle bize ulaşmış olan ve İslam hukukunda ehli sünnet ve cemaate göre hatta inkarı bile kişiyi küfre götürecek derecede tehlikeli ve İslam'ın önemli meselelerini çarpıttırdıklarını, istismar ettiklerini ve insanların algı ve akıllarıyla oynayan bir takım şarlatanların zuhur ettiğini görüyoruz. Düşünün ki mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar böyle bu meseleleri ortaya atıp işte biri ben Mehdi'yim deyince, öbürü ben İsa'yım deyince yerlerinde oturmuyorlar. Bir müddet sonra şeytan etmeye başlıyor. Onların algılarına, onların ruhlarına teneffüs etmeye başlıyor ve yavaş yavaş bu insanlar kalkıyor. Biri diyor ki ya bu yeni dönemde işte efendim artık 4 evlilik yoktur. Öbürü çıkıyor diyor ki artık Ramazan içerisinde oruçluyken su içebilirsiniz. Artık o hükmü ben feshediyorum. Öbürü şöyle diyor, öbürü böyle diyor. Ve her biri İslam'a bir yönden saldırıyor. Mesele böyle olunca bu meselelerin tahlili, Mehdi Aleyhisselam'ın iyi anlaşılması, gerçekten Mehdi'nin alametleri, vasıfları nelerdir? Tevatür veya mütevatir haberlerde geldiği üzerine Hazreti Mehdi gerçekten nasıl vasıfları ve nitelikleri vardır? Soy ve nesebi nedir? Kime dayanıyor? Bunları çok iyi bilmek lazım. Çünkü insanlar böyle bilmediği için her ortaya çıkan şarlatanın peşinden 50-100 kişi koşuyor. Ve o bir yana o 100 kişi de sosyal medyada 1000 kişilik bir ordu gibi faaliyet yürütüyor. Bu sefer İslam'ı iyi bilmeyenler, aklı tam oturmamış insanlar da bunların gazına geliyor ve kendi iman ve inançlarıyla oynuyorlar. Aslında İslam hukukunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde Deccal'den önce, Mehdi Aleyhisselam'dan önce, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesinden önce yalancı süfyanların zuhur edeceğini, hatta rivayette diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 30 süfyan çıkacaktır diyor. Burada sayıdan kast olunan çokluk olarak bildirilmiştir. Çünkü tarih boyunca, bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 1400 yıllık İslam tarihi boyunca eğer gidip mezhepler tarihini, özellikle gulat olan, yani o bozuk olan, bid'i olan, sapık olan, istiyorsanız gulat-ı şia olsun, İstiyorsanız harici topluluklar olsun ve istiyorsanız diğer batıl bid'i mezhepler olsun, hepsinin her yüzyılda bir illa Mehdi Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı istismar ederek toplumlarda algı oluşturmuş. Mesela Şii alimleri çıkmışlar demişlerdir ki işte biz Mehdi'nin habercisiyiz. Aldığımız duyuma göre veya yattığımız zuhurata göre önümüzdeki 40 yıl içinde falan tarihte Mehdi zuhur edecek demişlerdir. Sonra bak şöyle bir kaide ve usul oluşmuş. Bir müddet sonra bunların o dedikleri, Ayatullah dedikleri, ulema dedikleri, toplum nezdinde çok itibar gören onların büyükleri bunları ortaya atınca tabi doğal olarak zaman akıyor, durmuyor yani. Bir gün geliyor, onların vaat ettiği tarih geliyor ve sümme aşa Mehdi diye bir şey ortada yok. Öyle bir zuhurat da olmuyor. Bu sefer ne diyorlar? Sümme aşa Allah veda etti. Yani Allah sözünden döndü, Mehdi göndermekten vazgeçti. Böylelikle itikadi olarak insanların algılarını yıktı. Günümüzde bakıyoruz, kendisini Resul ve Nebi olarak takdim eden ve geberen, öyle diyeyim, çünkü kafir olarak ölmüş olan, o insana bakıyoruz mesela Amerika'da ölen ve 40 yıl boyunca komünist, ateist yaşayıp, sonra da 50'sinden sonra Mehdilik iddiasında bulunup, sonra da vahiy defterleri yazan, kendisini Allah-u Teala ile konuştuğunu söyleyen evrensel oğlu, öldükten sonra da bu sefer kendi müritleri başladılar. Efendimiz ölmedi, yeniden dirilecek.
bu sefer İslam'ın algısında İslam'ın aslında olmayan bir şeyi koymaya kalkıyorlar. O da nedir? Hululdur. Yani ruhun göçüdür. Ruh göçü vesaire buna benzeyen veya işte Hasan Mezarcı gibi veya buna benzeyen adamlar çıkıp da normal bir Türk anneden, babadan doğma, Hazreti İsa Aleyhisselam'la hiçbir bağı yokken işte efendim ben İsa Mesih'im, Allah'ın vaat ettiği Mesih'im, sonra helal ve haramları, namazı kaldır, örtünmeyi kaldır, İslam hukukunda olan, İslam'ın temeli olan bütün meseleleri alak bulak et, insanların algılarıyla oyna ve bu insanların da bakıyorsunuz kendisini havari olarak nitelendiren veya imam olan, mühendis olan, doktor olan, şarlatan adamların bunların peşinde koştuğunu ve her zaman da başta biz ne diyoruz? Bu adamlar eğer gerçekten akli olarak bir noksanlıkları yoksa, zekada bir sorunları yoksa ve bu insanlar bunu bilerek bilinçli yapıyorlarsa hepsi kafir olur. Onların peşinden koşup da İslam hukukunun temellerine dinamit koyan, onlara müritlik, öğrencilik, havarilik yapan hepsi de irtidad eder. Çünkü bu işin hiç şakası yok. Ve en önemlisi İslam hukukunda en tehlikeli şey Allah adına aldatmaktır. Allah-u Teala'nın adını kullanmak, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetleri üzerinde algı oluşturup sonra insanların dine olan inanç yapısını yıkmak, dine olan bakışlarını alt üst etmek, maalizm, deizm ve buna benzeyen batıl ideolojilerin kök salmasına sebep olmak kadar tehlikeli olan süreçleri başlatmalarına sebep oluyor. Yani ben daha önce ne dedim? Dedim ki o hale gelmiş ki artık sosyal medyadaki para kazanmak isteyen, video yapan, video üreten adamlar bu sefer bunları kullanmaya başlıyor. Bir gün o kendisini Mehdi ilan ediyor. Mehdi Flankaso, Mehdi Bevankaso gelmiş şey yapıyor. Kendilerinin Mehdi olduğunu. Yani hatta bir tanesini dinledim. Komik dedi ben 22 yıldır yüzümü ayda görüyorum dedi. Senden başka gören yok. Yani sen kendini görüyorsun. Demek ki durum duygu bozukluğu var abi. Senin aklın artık seninle oynuyor. Yoksa bütün dünya 7,5 milyar insan kimse suretini ayda görmedi de bir sen mi gördün? Senin görmen, senin Mehdi olduğu anlamına gelmez. %100 deli olduğun anlamına gelir. Onun için Mehdi Aleyhisselam'la alakalı sahih olan bazı rivayetler var. Onları ele alıp üzerinde biraz tahlil yapmak istiyorum. Sonuçta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mehdi ile alakalı o kadar net bilgi vermiştir ki sahabe hatta yani Şimali Şerif'inden yüz şeklinden tutun cüssesinden boyundan posuna kadar doğup büyüyüp ve Mehdi'nin ilan edeceği tabiri caizse ümmeti birleştireceği Kabe'deki sürece kadar hepsi sünnet ile bildirilmiş. Gayri matlu vahiy ile. Çünkü وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَايَتِنْدَ Necm suresinde Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın hevasından konuşmadığını, konuştuğu her şey mutlak vahiy olduğunu, eğer bunlar tevatür ve mütevatir olarak kıyametin alametleri, ahir zamanın süreci olarak bize delillerle ulaşmışsa bize düşen nedir? Semi'na ve ta'na. İşittik ve itaat ettik. Bazı maalistler gibi veya bazı deistleşmiş ama İslam kılıfıyla insanların inanç ve algılarıyla oynayan bazı kafirler gibi kalkacağız demeyeceğiz bize Kur'an yeter. Kur'an'ın yeterliliği konusunda şüphemiz yok. Yalnız şu bir gerçek ve hakikattir. O Kur'an'ın tefsirine de mutlak olarak ihtiyacımız var. O da gayri matlu vahiy yoluyla bize bildirilmiş. Şer'i hukuk, prosedür, helaller, haramlar, işleyecek olan sürece kadar her şeyi teferruatlandıran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetine de ihtiyaç var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ortadan kaldırmak, İslam dinini yıkmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Bu hem ayetlerle sabit olan bir görüştür. Aynı kaza gerçekten hayat içerisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'a harp ilan edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini iptal edip nefis ve egolarına göre algılarına göre kalkıp da dini yorumlayan insanların bu dini yok ettiğini biz gözlerimizle 40-50 senedir görüyoruz. Onun için gerçekten her konuyu bilmek lazım. Yani biz her ne kadar bizim bu bilgilere ihtiyacımız varsa bugün sosyal medyada da bu algıların peşinde koşan bir tarafta Şia, bir taraftan da ortalıkta böyle bilim kurgu peşinde koşan fantastik hayatlar ve hayaller kuran insanların sürekli Mehdi arayışı, İsa arayışlarının neticesinde sürekli bir yerlerde tuzaklara düştüklerini, birilerinin komplolarına, birilerinin aldatmalarına kurban olduklarını görüyoruz. Mesela ben Hasan Mezarcı'yı yerleştiriyorum. Adam çıkıyor ve yorumlar yapıyor. Diyor ki ne olmuş? Allah-u Teala zaten İsa Aleyhisselam'ı öldürdü. Yani bedenini dünyada bıraktı. Ruhunu aldı. Ve Rabbül Alemin dilediği zaman da ruhunu bir insan, başka bir kadının işte rahmi yoluyla da dünyaya gönderdi diyor. Ve bu İslam'da olmayacak bir şey. Böyle bir şey iddia etmek alfaz-ı küfürdür. Bir şey kafir edecek bir şey.
Çünkü İslam hukuku böyle bir şey kabul etmez. Böyle bir algıyı kabul etmek o zaman Budizm'deki, Hinduizm'deki reenkarnasyonu, ruh göçünü kabul etmektir ki bu mutlak küfürdür yani. Ve İslam bunu kabul etmez. Hulul kavramı bizde elfaz-ı küfürdür. Onun için yani gerçekten mesela her şeyi iyi düşünmek lazım ve İslam'ı da usulüyle öğrenmek lazım. Mesela şu bir gerçek ve hakikattır. Mesela Mehdi Aleyhisselam deyince biz belki onu hiç görmeyeceğiz. Ama o Mehdi üzerinde sürekli algılar, sürekli oyunlar, sürekli hileler, sürekli tuzaklar işletiliyor. Ve bu kadar şarlatan ortaya çıkınca doğal olarak birileri de refleks olarak diyorlar ki ya sünnet zaten ilmul ricaldır diyor, adamların ilmidir. Onlar hata eder mi? Eder. Ama şu bir gerçek ve hakikat ki Kur'an da ilmu ricaldır. Yani o da insanlar yoluyla bize ulaştırılmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki dudağı arasında çıkmış. Resulullah demiştir ki bu vahidir. Biz bunu gözümüzle görmemiş. Ama biz gaybe iman edip de onun Allah'ın Resulü olduğuna getirdiği mutlak muhkem olan hükümlerinin de gerçekten tartışmasız Allah-u Teala'nın vahisi olduğuna kanaat ediyoruz. Ama aynı keza şunu da iyi biliyoruz ki Allah-u Teala koruyacağı şeyin Kur'an'ın tek olmadığını, gayri matlu vahiy sünnette korunduğunu ve korunacağını bunu bizzat İmam Şafii Rahimullah açık ve net olarak söylüyor. Ve diyor ki Allah ayeti nasıl koruyorsa sünneti de öyle koruyacak. Çünkü sünnet İslam hukukunun %60'ıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hatta ayetlerdeki ve sünnetle alakalı geçmişte belki biz saatlerce, onlarca saat boyunca dersler işledik. Ve bu derslerde sünnetin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hassas olduğunu, Kur'an'da 200 ayet-i kerimede Allah'ın Resulü'nün her şeyden evla olduğunu, hatta ayet-i kerimede diyor ya, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ diyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kastedilerek, bana tabi olunuz diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak o kadar önemli, o kadar önemli, o kadar hassas bir mesele ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle Allah-u Teala ayet-i kerimede ona tabi olmayı mutlak olarak bize emrediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden 5-6 tane işleyip Mehdi aleyhisselamın gerçekte kim olduğunu, nasıl özellik ve nitelikleri olduğunu, Mehdi zuhur edince biz mi onu arayıp bulacağız yoksa Allah-u Teala kalbimize ilham oturtup ona kanaat mı edeceğiz, onun ardından mı birleşeceğiz? Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde karşısına kimler geçecek, kimler geçmeyecek? Ne olacak, ne olmayacak? Bunlar çok önemli. Onun için Mehdi Aleyhisselam'la alakalı hadisler tevatür ve mütevatir derecesindedir. Tevatür veya mütevatir derecesindeki hadislerin inkarı ehli sünnet ve cemaate göre küfürdür. Kim olursa olsun bu icma ile bu icma-i cumhur ile hak olarak bildirilmiş bir kaidedir. Kim olursa olsun kalkıp derse ki Mehdi diye bir zat yok, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün bu nasları, hadisleri uydurmadır, zayıftır, hükümsüzdür derse o insan ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının icma ve cumhuriyle, o insan kendi imanıyla, inancıyla oynuyor. Çünkü o ehl-i sünnetin dışında Peygamber aleyhissalatü vesselamın topluluğunun dışında kendisini itmiş olur. Çünkü bu konuda bak düşünün ki ehl-i sünnet ve cemaat, Şia'dan tutun havariç topluluklarına kadar bütün dünyadaki Müslümanların %99.9'u bütün alimleriyle, gulat olan olmayan hepsi Mehdi konusunda icma etmiştir. Mehdi'nin gelmesiyle alakalı bütün haberler mütevatirdir. Ondan dolayı ona kanaat etmek lazım. Ve bu asla inkar edilecek bir şey değildir. Bazıları diyor ki Sahih Buhari ve Müslim'de veya şurada derecesiyle yok. O zaman bu hadisler zayıftır gibi şeyler söylememek lazım. Tevatür kavram mesela Mehdi aleyhisselamla, İsa aleyhisselamla ve Deccal'le alakalı Allahu alem şimdi hadislerin sahabeden bize intikali çok önemli. 28, 29 hatta 33'e kadar farklı sahabe yoluyla bu üç meseleyle alakalı hadislerin bize ulaştığı, yani 30-33 kişi bir araya gelip de biz bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittik dedikleri andan itibaren bir Müslümanın çıkıp da ya öyle şey olur mu, nasıl doğru olamaz diyemezsin. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayru nasi karni, insanların en hayırlıları içinde bulunduğum bu topluluktur. Peygamber bunun güvencesini veriyor. Biz de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk dönem sahabesi Mekke'de ona iman eden, onunla beraber o kadar işkence ve zulümlere tahammül eden ve bu yolda muazzam bir fedakarlık gösteren, sonra Medine'ye gelen, orada bir İslam devleti koruyan ve kendileri vefat edinceye kadar da şer'i bir devleti gerçekten Allah'ın Resulü'nün yaptığının aynısını uygulayan insanlardan bahsediyoruz. Allah-u Teala onlarla alakalı 200 küsur ayet-i kerimede onlardan razı olduğunu, altlarında ırmaklar akan cennetleri bu topluluk için hazırladığını, bu konuda sözünü veriyor. Ama bugün onlara düşmanlık edenler, sahabeyi telkin edenler, onların hatalarını arayanlarla alakalı bir ayet ve hadis yok yani onları övecek.
pofpoflayacak bir durum yok. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam her geçen zaman bir öncekini arattıracak diyor. Bozulma ve yozlaşma meselesinde. Mesela 1990'lardaki İslam bugün aranıyor. Emin olun ki 20 sene sonra bugünkü Müslümanlık aranacak. 40 sene sonra o gün, bundan 20 sene sonraki İslam aranacak. O halde muazzam bir yozlaşı, İslam sahipsizliği, İslam çöküşü yaşayacak. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sünnet-i Ebu Davud'da geçtiği üzerine 92 hadis numarasıyla diyor ki kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka bir gün kalmasa, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyametin kopmasına diyor bir gün kalsa bile Allah-u Teala benim ehli beytimden bir insanı göndermediği müddetçe onlar bu ümmet, o kişi, o şahs kimse yani o bu ümmeti birleştirmediği müddetçe kıyamet kopmayacak diyor. Yani bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimelerde Allah-u Teala Allah'ın nurunu tamamlayacağının vaadi mutlaktır. Bugüne kadar bakıyoruz ki Raşid halifeler döneminde yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve İmam Ali döneminde bakıyoruz İslam dört dörtlük uygulanmış. Sonra sekteye uğramış, saltanata dönmüş. Ömer bin Abdülaziz döneminde bir müddet uygulanmış. Gene saltanata dönmüş. Yani şer'i hukuk var ya %100 sadece 5 kişinin döneminde uygulanmış, uygulanmamış. Onun dışında hep eksik ve noksan olarak işlenmiş. Allah-u Teala bu nuru bir gün mutlak olarak tamamlayacağını ve dini kemale erdirteceğini, hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulü İsa diyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam gökten inmesiyle alakalı. O diyor önce bid'atları kaldıracak. Yani bu İslam'ın içerisine sokulmuş bütün hurafeler, uydurmalar, acayip ibadetler, zikirler, veya tuhaf davranışların hepsini lagu edecek. Hatta onunla kalmayacak Yahudi ve Hristiyanlarda bile ya iman ya küfür derecesinde netleştirecek. Gerçek anlamda Hazreti İsa Aleyhisselam'a inandığını söyleyen bütün İsevilerin onun safına geçip iman edeceği, Yahudilerden de samimi olanların döneceğini, onun dışındakilerin de yok olacağını açık ve net olarak bildiriyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, benim soyumdan bir zat gelmediği müddetçe Allah-u Teala bu dünyayı sonlandırmayacak, bu dünyanın sonu gelmeyecek. Ama şöyle bir kaide var, Mehdi'nin zuhuru demek kıyametin artık büyük alametlerinin gerçekleşme sürecidir. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması, Deccal'ın çıkması, İsa Aleyhisselam'ın nüzul etmesi, gökten indirilmesi neredeyse aynı seneye dayanıyor. Yani bizim ortalıkta işte kendisini Mehdi olarak takdim eden İstanbul'da, Avrupa'da, acayip ülkelerde Mehdiler var. Sadece bizde belki 200-300 küsur var ama dünya geneli 15 bin kadar vardır tahmini. Kendini Mehdi olarak gören veya Hazreti İsa olarak gören Hristiyanlar içinde var. Bizim burada meşhur olanımız Hasan Mezarcı'dır. Başka yerlerde var, başka şahıslar var. Kimi kendini İsa Mesih olarak, kimi Mehdi Mesih olarak, kimi bilmem ne olarak takdim ediyor. Bunların çıkacağı zaten sünnet de sabittir. Hatta ben ne dedim? Dedim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerde bildirdiği üzerine büyük deccalden önce yalancı deccallerin çıkacağı gibi Mehdi'nin öncesinde özellikle şarlatanların, şizofrenlerin, aklı kıt eksik olan insanların Mehdilik iddiasında bulunması aslında Mehdi'nin gelişinin de bazı haberleridir. Neden? Çünkü artık dünyanın bozulduğunu, ilmin zayıfladığını, ilimsizliğin neticesinde bu tarz insanların zuhur ettiği ortaya çıktığını ve insanların teveccüh ettiğini görüyoruz. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu vaat etmiştir. Bu mutlaktır. Yani Mehdi Aleyhisselam gelecek ama İstanbul'da doğmayacak. Şu bir gerçektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelmesi buranın fethi için olacaktır. Burada doğup, burada büyüyüp sonra efendim bir yerlerde yaşayıp sosyal medyada davet tebliğ yapmayacaktır. Mehdi Aleyhisselam Mekke'de çıkacağı, hatta rükun ile makam arasında insanların ona biat edeceğini, tabiri caizse Suudi devleti istemese de Allah'ın bunu kemale erdirteceğini, çünkü diyor Mekkeliler istemiyor dedi, o günkü sistem istemeyecek, devletler istemeyecek. Böyle bir birliği ve ümmetin birliğini, birlikteliğini, Müslümanların tek kuvvet haline gelmesini ama onlara inaden diyor. Allah-u Teala mutlaka o Mehdi'ye bu toplumu, o topluluğu ne yapacak? Biatını sağlayacak. O da büyük bir ordu hazırlayacak. Hatta onun yok etmek için Şam'dan yani artık Şam derken bugünkü Orta Doğu'dan bir ordunun hareket edeceğini, onun da Beyda'da Allah-u Teala tarafından helak edileceği söyleniyor. Yani mesela bazen bizim hocalarımız, alimlerimiz, zatlarımız diyor ki işte Mehdi Aleyhisselam gelecek, hepimiz onun askeri olacağız. Çok garip bir şey. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor sahih hadislerde? Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bu ümmet üçe bölünecek diyor. Bu ümmet üç sınıfa bölünecek diyor. Biri diyor şehit olacak, Allah-u Teala nezdinde şehitlerin efendisi olacaklardır.
bir kısmı üçte biri diyor ihanet edecek, sırtını dönecek. Onlar da Allah'ın tövbesini kabul etmediği insanlar. Onunla kalan son topluluk da zafer muzaffer olacak. İsa aleyhisselamla beraber de yeryüzünü 40 sene yönetecekler. Ama şu bir gerçek ve hakikat, dikkat edin Peygamber aleyhisselatü vesselam Deccal ile alakalı ne diyor? Diyor İsfahan'dan 70 bin Yahudi, başka bir rivayette diyor benim ümmetimin diyor başı sarıklı 70 bin alimi de Deccal ile beraber hareket edecek. Çünkü dünyada kıtlık olacak ama bolluk Deccal'da olacak. Gerçek anlamda iman edenler fakirlik ve zaruret hali yaşarken Deccal'ın etrafında kümelenmiş olan istiyorsanız alim, istiyorsanız topluluklar, cemaatler, camialar fark etmez. Kim olursa olsun onların da ondan nemalanacağını, hatta bazı rivayetlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam o alimlere birileri diyecek ki ya siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vasıflarını, niteliklerini, inceliklerini verdiği bu zatın Deccal olduğunu görmüyor musunuz diyor. Onlar da diyecekler ki evet biz onun Deccal olduğunu biliyoruz ama biz rızkımız için yani ondan nemalanıyoruz. Ama diyor ki Allah'ın azabı İsa Aleyhisselam'ın karşısına geçip Mehdi Aleyhisselam da onunla savaştığı zaman bunların da Deccal ile helak olacağını hadisler söylüyor. Onun için mesele çok hassas. Adam diyor ki ya mesela Hasan Mezarcı diyor ya kimse benden eline kılıç alıp da savaşmayı beklemesin. Ben böyle amaç ama sünnet öyle demiyor. Sünnetin söylediği Mehdi Aleyhisselam gidip bir tane profesörle evlenecek, efendim şöyle olacak, böyle olacak demiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bahsettiği Mehdi, Şam'da Beyaz Minare, bugün Mescid-i Aksa'ya inecek ve oradan da tabiri caizse ümmetin sıkıştığı noktada, yani Müslümanların artık yok olma noktasına geldiği süreçte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceği, Müslümanların imamı olan Mehdi Aleyhisselam'ın imamlık için ona şey yaparken onun elini Hazreti Mehdi'nin sırtına koyup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki bu ümmetin imamı içinizdendir gibisinden. Yani bu kamet ve bu ezan senin için okundu, al imamlığını yap diyecek ve onu öne alacak. Hazreti İsa Aleyhisselam nüzulu da bir Resul Nebi olarak değildir. Allahu Teala onu yeryüzüne gönderiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tas tamam olan şeriatını mükemmel bir şekilde yeryüzüne yönetmek. Son defa dünyaya Allah'ın şeriatını hakim kılmak. Allah'ın nurunu tamamlamak, Allah'ın vaadini gerçekleştirmektir. Başka bir şey değildir. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde Sünney İbni Mecah'ta 348'de şöyle diyor. Mehdi kızım Fatma'nın neslindendir. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın neslindendir derken iki ayrı rivayete ben rastladım. Birinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Abbas'ın yani Hazreti Abbas'ın soyundan olduğunu ve ağırlıklı olarak kızım Fatma'nın soyundandır diyor. Ya Hazreti Hasan'ın soyundan ya Hazreti Hüseyin'in soyundan onların çocuklarından. Yani tabiri caizse yüzlerce nesil sonra gelecek olan ama Mehdi hidayete ermiş olandır. Mehdi bir peygamber değildir. Mehdi bir Resul değildir. Mehdi bir Nebi değildir. Mehdi hidayete ermiş, takva ve ihlas ile tam anlamıyla Allah-u Teala'ya teslim olmuş veli bir zattır. Mümin bir insandır. Yani Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu namazından, ibadetine, takvasından, ihlasına, yaşantısından, yürüyüşüne kadar her şeyle peygamberi örnek alan ve gerçekten hidayete ermiş olan, yani hiçbir şekilde Allah'ın şeriatını çiğnemeyen, hükümlere muhalefet etmeyen bir insandan bahsediyoruz. Onun için öyle adamlar yok, benim kalbime ilham olundu. Aslında Mehdi Mehdiliğini bilmez diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sadece Allah-u Teala dilediği zaman o ümmeti birleştirecek, bir önder olarak ortaya çıkacak ve Müslümanları ta Şam kapılarına, Deccal'ın karşısına kadar götürecek. Çünkü Deccal ile Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru birbirine yakındır. Hatta Konstantin'in fethi bile yani İstanbul'un ikinci defa fetholunmasıyla alakalı hadislerde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mehdi Aleyhisselam'ın öncülerinin gelip Konstantin'i fethedeceğini, hatta Beni İshak'tan 70 bin kişinin İstanbul'u ikinci defa tekbirlerle fethedeceğini, onların fethinin kılıçlı olmadığını, onlar la ilahe illallah Allahu Ekber diyecek Ameş'te, Ebu Davud'da ve diğerlerinde geçtiği üzerine o tekbiri getirecek, şehir düşecek. Bunlar diyor sulhu için zeytin ağacını örnek veriyor. Onlar diyor kılıçlarını zeytin ağacına asmışken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir dedikodu yayılacak. Diyecek ki Deccal şehirlerinize, memleketinize girdi. Bunlar da dönecek ve Deccal'la karşılaşacak. Ondan sonra işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zuhuru meselesi söz konusu. Biz bakıyoruz ki bugün o ve en önemlisi mesele Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru 33 yaşındadır. Vefatı 40 yaşındadır. Biz bunu açık söylüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 33 yaşındayken zuhur edecek. Yani bir önder olarak ortaya çıkacak. 7 senelik bir mücadelenin neticesinde
İslam'ın girdiği en son köye kadar hepsini fethedecek. Ta Çin'den tutun Orta Asya'ya, bugünkü Kırım'dan Ukrayna'ya, Ukrayna'dan tutun İspanya'ya kadar, hatta Beyaz Saray dediğimiz bugün Roma şehrinde Vatikan ki Hristiyanların şehridir. Orasına kadar hepsini fethedeceğini, hatta bazı rivayetlerde özellikle ben baktığım zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam Avrupa şehirlerinin 54 şehrinin İslam orduları tarafından fethedileceğini, dünyadaki bütün zenginliğini bugün Amerikan emperyalizmin veya Avrupa emperyalizminin yüzyıllardır bu topraklardan ve coğrafyadan, istiyorsanız Afrika coğrafyası, üst kıtası, istiyorsanız Orta Doğu'daki petroldan altına, doğalgazdan şuna kadar onlardan çaldıkları, çırptıkları ve bununla da muazzam bir medeniyet kurdukları o bütün zenginliği Mehdi Aleyhisselam'ın alıp gene bu ümmete geri iade edeceği de rivayetlerde açık ve net olarak bildirilir. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayetinde İbn-i Mecahan Fitan 4082 İbn-i Ebi Şeyban'ın da 522'de Kitab-ı Burhan Fi Alametul Mehdi'ül Ahir Zaman isimli kitabın 14. sayfasında da şöyle bir kaide var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o gün Mehdi'nin zuhur ettiğini duyan, yani Mekke'den hac, zaten Hac-ül Ekber diyoruz. Büyük hac gününde yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylediği şekilde Mekke'deki zuhurun gerçekleşmesi, Suudi'deki sistemin yıkılması, İslam ordularının orada birleşmeye başlamaları, Müslümanların silahlanma süreci Mehdi'nin artık çıktığının açık bir belirtisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o güne yetişen, onun çıktığını duyan, yani Hac-ül Ekber'de, Zilhacce'de, Kabe'de zuhur ettiğini gören her kim olursanız olun, her ne şartta olursanız olun, diyor ki kar üzerinde sürünerek de olsa ona yetişin yani. Ona yetişin ve ona katılın. Çünkü onun o gün onunla olmayanlar deccalle olacak. O gün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber hareket etmeyenler mutlaka deccalın yanında bulunacak ve kendi imanlarını kendi elleriyle tehlikeye atacaklarını söylüyor. Ondan dolayı bu sahih hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o güne yetişenler mutlaka ne yapsın? Yani kar üzerinde sürünerek de olsa, vasıtasız da olsalar, yürüyerek, yaya, sürünerek her şekilde o insana yetişsin, o orduya dahil olsun. Çünkü ordu Allah-u Teala'nın yeryüzündeki son ordusudur. Ondan dolayı yani eğer gerçekten mesela insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini bilse, Mehdi Aleyhisselam vasıf niteliklerini bilse, bu kadar şarlatan İstanbul'dan da çıkmaz, Türkiye'nin her yarından bu kadar ahmak, cahil, şizofren de ortaya çıkmaz. Her biri ben Mehdi'yim, alametleri bende, burnum şöyle, tipim böyle, dedem bu, nenem bu, işte benim anam Fatma, nenem Fatma, bilmem ne, böyle saçma sapan şeyleri söylemez. Zaten Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığında Müslümanların kalbi ondan yana olacak. Allah-u Teala, Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadiste diyor ya, Allah-u Teala kullarının kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Kaderin alakalı sahih hadislerde geçer. Allah dilediği yöne o kalbi çevirir. Allah-u Teala Mehdi bize sevdirtir hem de hiç onu görmeden bile. Onu hiçbir şekilde vasıf ve niteliklerini bilmeden bile gördüğümüz anda kalbimize onun Mehdi olduğuna dair Allah-u Teala o kanaati oluşturacak. Biz o gün emin olacağız yani. Bugünkü gibi değil. Adam diyor ki ya Mehdi ise sen bu kadar hakaretleri ediyorsun. Bu kadar hakaretleri ediyorsan demek ki değildir. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın vasıf ve nitelikleri ve zuhur yeri ve ortaya çıkma zamanı ile sizin anlattıklarınız birbirine zıt bilgiler. Onun için başka bir rivayette Ümmü Seleme'den rivayet olunmuş Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ebu Davud'un 4286, Teberani'nin El-Esved'de 89 ve 90 ve 1175 hadisi Hakim'in de Müderek'te 4. cilde 431'de verdiği bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mehdi Aleyhisselam'la alakalı şöyle diyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslam hilafetinin yıkılması, mesela son hilafetimiz Osmanlı'ydı, bu şehirdi. Burası İslam'ın son başkentiydi. Yani sonuçta son başkentimiz İstanbul'daydı, İstanbul'du. O yıkıldıktan sonra Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinin gerçekleşeceğini, ondan önce Süfyanların çıkacağını söylüyor. Biz de bakıyoruz ki artık yeryüzünde bir ümmetin bir hilafet makamı kalmamış. Ümmetin ittifak ettiği, icma ettiği bir hilafet yok. Evet, bir iki İslami devlet varsa da onlar da emirliktir yani. Ama hilafet ayrı bir şeydir. Hilafet bütün ümmeti birleştiren tek bir devlettir yani. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir halifenin ölümünden sonra ihtilaflar çıkacak, fitneler zuhur edecek diyor. Gerçekten de o günü yaşıyoruz. Bugün bu ümmetin 1450 senelik geçmişinde hiç karşılaşmadığı fitneler, ihtilaflar, öldürmeler, harcumer, katliamlar, ne derseniz deyin, bütün dünya başımıza üşüşmüş.
Amerikan emperyalizmi, Çin emperyalizmi, Rus emperyalizmi, İsrail Siyonist terör devleti ve Avrupa'dan NATO'ya, NATO'dan bildiğin belge kadar bütün yeryüzündeki yapılar, oluşumlar, şeytani mesele, şeytani yapılar veya teşkilatlar, şeytanın şekliyle kurulan bütün algılar İslam üzerine birleşmiş. Sosyal medyadan, televizyonlara, toplumsal ahlaki yapılardan neye kadar derseniz deyin, İslam'ı yok etme mücadelesi var. İslam'ın yok edilme süreci başlamış. Artık 20 yaşın altında nesil dinle bir bağı kalmamış. Tabiri caizse bugün 16-17 yaşında çocuklar fuhuş yapıyor. Allah nedir, din nedir bilmiyorlar. Tabiri caizse böyle sosyal medyada pıfpıflıyorlar onlar işte Z kuşağı. Aslında Z kuşağı bile değil, düşünemeyecek kadar zekalarını kaybetmiş. 20 saniyelik videolara tahammül eden ve tabiri caizse TikTok kuşağı dediğimiz ahlaki yapıları bulunmayan, iffetten, izzetten nasibi olmayan, çok aferin iki kuruş için her rezilliği, kepazeliği yapan, parayı kendine Rab ilan etmiş ve para için yapmadıkları ahlaksızlık kalmayan aptal bir nesil çıkmış. Hiçbir düşünceleri yok. İnanın ki üniversitesini bile okuyor ama zeka seviyesi 8-9 yaşında bir çocukla eşdeğer. Çünkü doğru ve yanlışı bile birbirinden ayırt edemeyecek duruma getirilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ihtilafların çıkacağını, fitneleri zuhur edeceğini, ümmetin birbirine düşeceğini, artık hakla batılın iç içe gireceği bir dönemden bahsediyor. Medine ahalisinden Kureyşli biri Mekke'ye gidecek. Bak Medine ahalisi sürekli bak ne diyorlar. Adamlar kendilerine nesep oluşturmak için diyorlar ki ya Medine diyor, Medine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam El Medine diyor. Hususi olarak Medine şehrini kastediyor. Bugünkü Medine şehri yani bizim tabiri caizse 480 kilometre Mekke'den uzakta bulunan ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve on binlerce sahabenin metfum olduğu Medine şehrini kastediyor. Oradan benim ehli beytimden Hazreti Fatma ve Abdullah İbni Abbas'ın soyundan bir zatın Haccül Ekber zamanında ne yapacağını, Kabe'ye geleceğini ve rukun ile makam arasında tabiri caizse Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makam İbrahim dediğimiz bir yer vardır. Küçük altın böyle bir benzer bir kubbe vardır. O da Kabe'nin yanındadır. Onun yanında makam vardır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şey. İkisi arasında zuhur edeceğini tabiri caizse sırtını Kabe'nin kapısına dayayarak insanlardan biat alacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Onun zuhur yeri burasıdır. Hatta geçmişte de dedim, bütün dedim yalancı mehdilere duyurulur. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin zuhur yerinin internet başı olmadığını, bilgisayar olmadığını, evde damdan, odasından ahkam kesmek olmadığını, yiyorsa buyurun gidin Kabe Zilhacce ayında rukun ve makam arasında Mehdi'liğinizi ilan edin. Eğer siz Mehdi'seniz zaten Allahu Teala sizi gösterecek. Eğer yalancıysanız Suud cezaevlerinde bir 10-15 sene kalırsınız, güzel bir dayak yersiniz, adam ederler, tövbe eder, dönersiniz. İkisinden biri olur. İşte hiçbirinin yemiyor gitmek. Onun için rükû makam arasında ona biat edilecektir. O, ona Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ama o ordu da Beyda denilen yerde yerin dibine batırılacak. Yani bence Şam'ın bugün hakimleri, bugünkü devletler, otoriteler, yani bugünkü devletler ve otoriteler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Suud toprakları içerisindeki hakimiyetine karşı demek ki ortak bir ordu çıkaracaklar. Bu ordu da bugün Suud coğrafyası içerisindeki Beyda denilen yerde Allahu Teala onları yerin dibine batıracak. Hepsini helak edecek ve bu ordu gücünü kaybedip bu savaşta yenilince doğal olarak bütün İslam beldeleri Mehdi Aleyhisselam'ın devletine dahil olmaya başlayacaklar. Yani aslında Mehdi Aleyhisselam elinde kılıç bir cihat rehberi olarak, bir sulh rehberi olarak çıkacak ve bütün İslam coğrafyasını yeniden cihad ile fethedecektir. Öyle tabiri caizse Mehdi Aleyhisselam çıkınca herkes ülkesini ona sunmayacak. Herkes ona karşı savaşacak. Belki Türkiye'deki bugünkü bu milliyetçi, ahçı, asabi topluluk da diyecek ki yahu Araplar bizi işgal ediyor, vatan elden gidiyor, atanın yurdu gidiyor, savaşalım diyecek. Onlar da helak olup gidecekler. Yani bu bilinen bir hakikat. Mehdi demek yani hidayete ermiş ve hidayete sebep olacak ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a güçlü bir devlet bırakacak olan bir zattan bahsediyoruz. 40 yaşında vefat edecek, topu topunu 7 sene yaşayacak. O da Mehdi vasfıyla, önderlik vasfıyla 7 yıllık ömrü vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Evet, Şam'da abid ve salih kişilerle Irak'taki bir grup ona biat etmek üzere gelecek. Sonra Kureyşlilerin Kelp kabilesinden olan dayıları bir adam çıkaracak. Ve üzerinde bir ordu gönderecek. Fakat bu orduya da galip gelecek ve ganimetlerini insanlar içerisinde paylaştıracak.
Onlar Resulullah'ın sünnetiyle hüküm sürecek ve komşuları ve yeryüzünde İslamiyet yayılacak. Bu kişi aralarında 7 sene kalacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mehdi Aleyhisselam'ın ömrünün, yani o mücadele süresinin 7 sene olduğunu, 33 yaşında ortaya çıkacak, 40 yaşında vefat edecek. Mehdi Aleyhisselam bu kadar. Yani kendisini Mehdi olarak, bak gidin sosyal medyada araştırın. Şu anda kendisini Mehdi vasfıyla bize söyleyen adamların her biri kartlaşmış. Kimisinin ağzında diş kalmamış. Hala Mehdi kimi kandırıyorlar ya? Demek ki bu ülkede çok ahmak insanlar. Yoksa bunlar neyine kanıyorlar? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıf niteliklerini veriyor. Koca koca adamlar işte adam koymuş bilmem ne İstanbul'u. Diyor ki bu yeni dönemde sanki kendisine vahiy geliyor. Peygamberlik iddia ediyor. Kendisini Mehdi olarak takdim ediyor. Bu yeni dönemde artık dini nikah kaldırıyoruz. Resmi nikah geçerlidir. Bu yeni dönemde 4 evlilik hükmü kalkmıştır. Tek eşlilik vardır. Adam diyor ya alın götürün Bakırköy'e yatırın ya. Bir tedavi edin adamı. O kim oluyor ki bu konuları konuşuyor? Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek peygamberin şeriatıyla hükmedecek. Bizim İsa Mesih hükümleriyle feshediyor. Peygamberin sünnetini yok ediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü örtünmeyi söyleyecek olursa diyecekler önce git karını ört. Yapamıyor. Doğal olarak ne yapacak? Allah'ın şeriatıyla oynayacak. Onun için bu şarlatanlar, ben her zaman diyorum, üstüne basarak diyorum, bu adamlar şizofren değilse, durum duygu bozuklukları yoksa kesinlikle hepsi kafirdir. Çünkü hepsi aldatıcı birer deccaldır. Ve İslam'ın algılarıyla, insanların akıllarıyla oynayıp, bu kadar tevatür mütevatir olan bir meseleyi hükümsüzleştirip insanların algılarını da öldürüyorlar. Bu bile kendi başına bir ihanettir İslam'a yönelik. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün benzeriyle nimetlendiği şekilde nimetlenecek. Sema üzerinde bol yağmur yağdıracak. Arz nebatından hiçbir şey esirgemeyecektir. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dönemi için bazen diyor ya altın çağı. Yani İslam tarihinde bolluk ve bereketin, zenginliğin en üst seviyeye geleceği dönemdir. Yani öyle bir şey ki artık dilenciye 100 altın verilecek de adam tenezzül etmeyecek ona. Yani o kadar bir zenginlikten bahsediliyor. O 7 sene içerisinde muazzam bir zengin devlet çıkacak. Muazzam bir zengin. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam'ın vefatından sonra rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği üzerine onun da 40 sene yaşayacağını, zaten İsa Aleyhisselam'ın vefatı ve kıyametin süreci başlıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vefatına yıllar kala Yecüc ve Mecüc zuhur edecek. Yecüc ve Mecüc zuhur ettiği zaman yeryüzünü bir anda yok edecekler. O servet, zenginlik, her şey bitecek. Bütün dünyayı talan edecekler. Kimi bulsalar öldürecekler. Yani en büyük fitne kaynağı. Ki Kur'an-ı Kerim'de de geçer. İskender-i Zülkarneyn'in onları bir yere hapsettiğini, Allah-u Teala mühlet verdiği zamana kadar orada hapis kalacaklarını, sayılarının cin ve insanların 10 katı olduğu açık ve net olarak bildiriyor. Bazı rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her biri 1000 çocuk doğurmadan ölmeyecek diyor. O kadar ki sayıları su gibi türeyecek. Onların süreciyle beraber kıyametin vuku bulacağı hadislerde bildiriliyor. Nitekim Hazreti Ali'den gelen bir rivayette dünyanın ömründen sadece bir gün kalmış bile olsa Allah-u Teala benim ehli beytimden bir adam gönderecektir. O dünyaya daha evvel zulümden olduğu gibi adalet ile dolduracak. Yani o öyle bir şekilde bak bugün zulüm dünyası gerçekten yani insan üzülünce esef duyduğu şekilde bugün bütün dünya İslam'a karşı birleşmiş. Her yerde bize yönelik derin komplolar, kumpaslar, hileler, desiseler, fitne hareketleri almış başını gidiyor. İslam'ın yok edilmesi için bugün emperyal devletler milyar dolarlarını belki trilyonlarını, servetlerini çarçur ediyorlar. Nice liderleri, darbecileri getirip bu ülkenin başına kahraman, ülkelerin başına kahraman ilan edip onların istibdat ve zulmüyle İslam'ı yok etmeye çalıştılar. Yok ediyorlar da, nesilleri bitiriyorlar. Bakmayın, Allah-u Teala'nın vaadi İslam'dan yana kıyamete kadar bu dinin ayakta durma vaadi vardır. Eğer Allah-u Teala bunu korumayacağına dair bir vaadi olmasaydı, emin olun ki İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi veya Zebur gibi İlk çıktıklarının ilk yüzyılında helak, tahrif edilirlerdi. Bir şekilde o Müslümanlar yok edilirdi. Ama Allah-u Teala vaat ettiği için Rabbim vaadinde durdu. Allah-u Teala İslam'ı bugüne ulaştırdı. Eminim ki son demine kadar bile, son saniyesine kadar da Allah'ın şeriatı yeryüzünde varlığını, hükmünü bir şekilde sürdürecek. Hak İslam varlık gösterecek. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda az bir topluluk da olsa bak, az bir topluluk da olsa yeryüzünde hakkın hizmetkarlarının
davetçilerinin var olacağını, hep olmaya devam edeceklerini söylüyor. Yani bütün küfrün hile ve desteleri, bütün çalışmalar, düşünün Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bugün enkazı çöplüğü duruyor. O küfür sistemi, o devlet Müslümanları süpürdü, alimleri komple yok etti. Bütün İslam coğrafyasındaki o Türkiye Cumhuriyetler'de camileri yerle bir ettiler. İslam'ı yok etmek için yırtındılar ama onlar yıkıldıkları gün orada gene aynı filizlenen ağaçlar gibi İslam yeniden renk vermeye başladı. Bugün Çin, Doğu Türkistan'da 90-100 milyon Çinli, yani o Çinli toplumunu yerleştirmiş. Onlar orayı gasp etmiş. Adam gidip bütün İslami eserleri, 1000 yıllık, 1200 yıllık sahabeden, tabiinden kalma bütün eserleri yıkmış. Ne yapıyor? Çinlileştiriyor. Ama emin olun ki Allahu Teala'nın vaadi haktır. Müstazafları iktidara götüreceğine dair vaadi vardır. Çin'i de Allah şahit edecek olan gene bu Allah'ın Resulü'nün vaat ettiği kimsedir. Bütün bu gördüğün o süper güçler, şaşalı devletleri Allah şahit edecek. Onlara, onların setleri, orduları, süpersonik füzeleri bile ne yapamayacak? Yardım edemeyecek. O günün mutlak geleceği bilinen bir hakikat. Ama çok garip bir durum var. Sadece bu vaat edilen şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da da var. Allah-u Teala kıyametle alakalı gönderdiği 124 bin peygamberin hepsinden bunun haberleri verilmiş. Bazen adam diyor ki ya hocam diyor senin anlattıkların diğer dinlerde de var. E doğrudur çünkü aynı kaynak, tek vahiy. Allah-u Teala 124 bin peygamberi aynı şeylerle. Allah ayet-i kerimede diyor sizden öncekilere emrettiğimiz gibi size de namazı emrediyoruz, farz kıldık, orucu farz kıldık. E demek ki bizden önceki dinlere de emredilen bugün bize de emredilendir. O gün şeriat olan bugün de şeriattır. Hatta İslam için ne diyorlar? Tevrat, Zebur ve İncil'i tamamlayıcı. Yani tam anlamıyla onların şeriatlarını bütünleyecek olan yegane hukuktur, hükümdür yani. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam açık ve net olarak onun yeryüzünü adaletle dolduracağını, hiçbir zulüm ve istibdada mahal vermeyecek şekilde adil bir yönetim şeklini getireceğini vaat ediyor. Aynı keza Ebu Sa'id el-Hudri'den gelen bir rivayette de aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Benim, bak Mehdi benim neslimdendir, benim beytimdendir, ehli beytimdendir. O açık alınlı, ince burunludur. Dünyayı zulüm ile doldurulduğu gibi adalet ile dolduracaktır. Ve 7 sene hüküm sürecektir. Ahmed bin Hanbel'in müsnedde verdiği 111 ve 117, 291. Ebu Davud'un da aynı keza 14, 403 ve 404 hadis numaraları sünnesinde verdiği rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Mehdi'nin 7 sene hüküm edeceğini, Hazreti Mehdi'nin büyük bir savaş başlatacağını, yeryüzüne İslam şeriatını kılıçla hakim kılacağını ve Mehdi Aleyhisselam'ın 7 yıllık iktidarı ki başlamasıyla, devleti kurmasıyla vefatı 7 senedir, sonra da o boyundurluk kaybolup gidecek. Arkasından İsa Aleyhisselam onun yerini alacak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela hadislerde ne diyor? O salibi, yani o onların kutsalları var ya, putlaştırdıkları şeyleri kıracak, domuzu öldürecek ki burada kast olunan domuzun haramlığını, hükmünü ortaya koyacak bir şekilde Hristiyan toplulukları ve Yahudi toplulukların artık onu yemeyi yasaklayacak, men edecek. Ve aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetini yeniden yeryüzüne diriltecek, bütün bid'atları silip kaldıracak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eminiz ki öyledir. Nitekim Hüzeyfetül Yemani'den gelen bir rivayette Mehdi ile alakalı diyor ki biz bir gün Hüzeyfetül Yemani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sırlarına vakıf olan yegane sahabeden biridir. Ve gerçekten çok şeyleri de çok iyi bilmiştir. Hatta İslam tarihi boyunca fitan kavramları, fitneler, fucur, ahir zaman süreci, Müslümanlar karşılaşacağı ağır meselelerle alakalı bütün rivayetler Hüzeyfetül Yemani'den gelir. Hatta kendisi ne diyor? Diyor ki ben en çok diyor fitnelerden korktuğum için sürekli bunları sordum. Herkes kim neyden korkmuşsa. Biri çok ibadeti sevmiştir, hep ibadetleri. Biri fitnelerden korkmuştur, fitneleri. Biri Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nasihat almayı belli şeylere merak sarmıştır. Onlar da o konuda ilerlemiştir. Yani Allahu Teala her sahabeye bir noktada bir vasıf vermiş. O da o alanda geliştirmiş. Yüksek lisansını, masterını yapmış. Mesela en iyi vakıf insanlardan biri olmuş. Ki mesela Kur'an'a vakıf olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 8-10 sahabe vardır. Bunları zikretmiştir. Bunların kıraatını, bunların okuyuşuyla okuyun demiştir yani. Onun için burada da Hüzeyfetül Yemani bu meselelere en vakıf insan. O da diyor ki bizler kıyamet hakkında müzakere ederken Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam apaçık üzerimize geldi. Yani Resulullah yanımıza geldi. Neyi müzakere ediyorsunuz diye sordu. Orada bulunan sahabe topluluğu kıyameti müzakere ediyoruz. Yani üzerine konuşuyoruz. Ya Resulullah dediler. Size daha evvel şu 10 alamet müşahede etmeden kıyamet asla kopmaz buyurdu.
Ve bunlar şunlar da demiştir. Yeryüzünde kaplayacak bir duman. Duhan dediğimiz bazen bilim kurgu filmlerine de yansıyan yeryüzüne bir dumanın yayılması, bütün dünyayı tutması, hiç göz gözü görmeyecek şekilde bir dumanın çıkması, bir sis tabakasını dünyayı tamamen kaplamasından bahsediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öncelikle diyor kıyamet, evet, yeryüzünü kaplayacak bir duman, debbetul arz çıkacaktır. Debbetul arz nedir? Debbetul arz aslında yeryüzünden, topraktan çıkan hayvan demektir. Yer altından çıkacak. Allahu Alem 8-10 hayvanın karışımıdır. Ve en önemlisi insanların sanki kalplerini okuyacak derece kimin mümin kimin kafir olduğunu biliyor. Hatta bazen böyle tekfircileri de onlara benzetiyorum. Diyorum ki ya arkadaş siz debbetul arz mı oldunuz, almışsınız elinize Hazreti Musa'nın asası, kimin mührü, Süleyman Aleyhisselam mührünü, o kafir bu Müslüman, o kafir bu Müslüman. İşte debbetul arzın görevi budur. Sen kafir, sen Müslüman. İnsanların küfrüne imanını haber vereceği hadislerde bildirilir. Biri doğuda, biri batıda, biri Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç kusuf. Yani üç büyük yere batma olayı vakasının yaşanması artık deprem midir, yere batmalar mıdır? Nasıl bir vakadır biz onu bilmiyoruz. Mehdi'nin zuhuru, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması, Yecüc ve Mecüc'ün zuhuru, aynı keza Deccal'ın zuhuru, güneşin batıdan doğması, İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi. Dönüşüdür demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar kıyametin alametleridir. Bunlar gerçekleşmeden kıyamet asla kopmaz. Bunu da şöyle söyleyeyim. Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbeli gerçekten iman kavramında, itikadi meselelerde hepsi bunu kabul eder. Bunlar kıyametin büyük alametleridir. Ve kıyametin küçük alametleri olduğu gibi büyükleri de bunlardır. Bunlar zuhur etmediği müddetçe kıyamet kopmaz. En önemlisi bunlar gaybi meseledir. Kim olursa olsun size dese ki Deccal'ın ne zaman çıkacağını, Mehdi'nin nerede çıkacağını veya kaç yaşında olduğunu veya yaşayıp yaşamadığını, hangi tarihte zuhur edeceğini söylerse o adamları yalanlamak üzerinize vaciptir. Çünkü gaybi Allah'tan başka hiçbir beşer bilemez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ancak Resul ve Nebilerden müstesna olmak kaydıyla bazıları müstesna. Allah gaybden onlara haber verir. Allah veliye gaybı haber vermez. Allah-u Teala Müslümana vermez. Allah-u Teala deliye vermez. Allah-u Teala kimseye gaybden haber vermez. Kim derse Mehdi 10 sene sonra çıkacak bilin ki hastadır. Ya da İslam'ı bilmiyor, sakalına, cübbesine, tipine bakmayın. Ya da biri çıkıp dese ki bu yüzyılda gelmeyecek, o da yalancıdır. Mehdi Aleyhisselam'ın vaktini veya bu söylenenlerin vakti ve zamanı bilinmez. Sadece bir ipin kopup da içinden hebbelerin dökülmesi gibi kıyameti sürecinin arda arda bir anda vuku bulacağını, onun da vakti ve zamanını kimse bilmez. Hatta Cibril-i Emin, meşhur Cibril hadisinde kıyametin kopma saati Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda Allah'ın Resulü ne demiştir? Soran kadar benim bilgim yok. Yani biliyorsan sen biliyorsun, sen bilmiyorsan benim bilme şansım yok. Bitti. Onun için Mehdi falan tarihte çıkmak demek, kıyamet falan tarihte başlıyor demektir. Süreç başlıyor demek, bunu hiçbir beşer bilmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyoruz. Sen nereden bileceksin veya siz nereden bileceksiniz? Onun için bunu söyler. Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen tarafından çıkıp da insanları mahşere toplayacak olan muazzam büyüklükte bir ateş diyor Sahih Müslüm'ün 8. cilde 2901'de ve 431 sayfada verdiği rivayette böyle diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa ve öz olarak bizim size anlattığımızda daha farklı çok rivayetler var. Sadece ben birkaç tane ele aldım. Sonuçta zaten mesele aklımızda, algımızda çoktandır var. Şu bir gerçek ve hakikattir. Hiçbir insanın egosuna, mantığına, aklına arz edeceği bir mesele değildir. Zaten Resulullah aleyhissalatü vesselam bütün vasıf ve niteliklerini verdi. Bütün özelliklerini bize sunduğu biri ortadadır yani. Ya iman ederiz, ona tabi oluruz ya da onun karşısında dururuz. Ama öyle evinde, internette, sosyal medyada ben Mehdi'yim, ben bilmem efendim ben İsa Mesih'im diyen adamların hepsi şizofrendir, hastadır kardeşlerim. Yani bu insanları ciddiye almak bize zarardır. Yani kesinlikle ve kesinlikle bunların zaten bence çoğu hastadır, bir kısmı da projedir, küfrün projeleridir. Bunlar bir şekilde İslam'ı yozlaştırıp yok etmek için, yani tabiri caizse bizde çok meşhur bir söz var ya, dış güçler. O dış güçlerin özel projeleridir ve bunlar İslam dinine yönelik hile ve destelerdir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Deccal'dan önce 30 yalancı süfyan çıkacak dediği de budur. Yani yalancı, şarlatan, şizofren, şeytanı şetmettiği kalplerine küfrü telkin ettiği bir takım insanların zuhuru neticesinde Mehdi algısının veya Deccal algısının
veya nüzul-i İsa dediğimiz İsa Aleyhisselam'ın gökten indirilme meselesini Müslümanların aklında şüpheye mahal verecek, akıllarını bulandıracak, kanaatlerini yıkacak olan hile ve destelerden başka bir şey değillerdir. Onu da hiçbir zaman unutmayalım. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammedin istafa ala ali kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Tamam. Salavatullah.